Merhaba arkadaşlar, benim ismim Özge Erözlerim Kırıkkılıç, kimya öğretmeniyim. Şimdi dersimize 9. sınıf konularından başlayıp 10. sınıf sonra AYT olarak devam edeceğiz. 9. sınıfın ilk konusu kimya bilimi. Kimya bilimi başlığımızı yazalım. Kimya bilimi bir anda meydana gelmedi tabii ki hiçbir bilim gibi. Bir süreçle meydana geldi. Bu nasıl meydana geldi? Simya'dan başladı. Milattan önceki yıllarda başladı. Milattan önceden bugün ne kadar gelen süreçte kimya oluştu. Peki hangi noktada oluştu? 1800'lü yıllarda Rönesans reform hareketleriyle simya bilimi, simya uğraşı kimya bilimine dönüştü diyoruz. Simyanın diğer adı alşimi. Biz bunlardan tam olarak sorumlu muyuz? Simya ile kimya arasındaki farktan tam olarak sorumlu muyuz? Aslında değiliz. Ama kimyanın alt bilim dallarını, kimyanın sembolik dilini ve diğerlerini öğrenebilmemiz için simya ile kimya arasındaki farkı bilebiliyor olmamız lazım. O yüzden diyoruz ki simya ile kimya arasındaki farklara bir bakalım. Bakalım. Şimdi birincisi, simya bir uğraş. Kimya ise bir bilim dalı. Arasındaki farklar neler dersek, simyada insanlar kafayı altında bulmuş. Neden bozmuşlar? Değersiz maddeleri değerli şeylere çevirebilirim. Hayatta şu anda önemli olan şey para olduğu için, her şeyi parayla, birçok şeyi parayla elde edebildiğimiz için o zamanında parası altın olarak her şey değerli madenler araştırmasına girip altını bulmaya çabalamışlar. Diğer kafaya taktıkları şey sonsuzluk. Yani ölümsüzlük ekseni bulmaya çalışmışlar. Bugün de böyle değil mi zaten? Ne yapıyoruz? Ölmemek için ilaçlar, tedaviler, süreçler gerçekleştirip bunları bulmaya çalışıyoruz. Kimyada da bu böyle. Bunun bu tarafa aktarımı gerçekleştirilerek sağlanmış. Sonra simyada deneyler yapılıyor. Kimyada da deneyler yapılıyor. Peki arasındaki farklar ne? Kimyadaki deneyler tam olarak kesin verilere dayalıyken, kesin bir şekilde gerçekleşirken simyada durum rastgele sergileniyor. Yani bilim insanları alıyorlar iki maddeyi, birbiriyle karıştırıyorlar. Neyin ne olduğunu bilmiyor. İkisini karıştırıyor, bakıyor. Bu bir işe yaradı mı, yaramadı. Sürüyor, dokunduruyor, çözmeye çalışıyor, bir şeyleri yapmaya çalışıyor ne olduğunu bilmeden. Diyor ki işe yaramadı çünkü neyin ne olduğunu bilmiyor. Ama bilim insanları ne yapıyor? Alıyorlar, diyor ki bu asit, bu baz, bunları katarsam tuz oluşur. Bunları katarsam yüksek ihtimalle asidik bir tuz elde ederim. Ya da bu bunu çözmesi yüksek ihtimal deyip çeşitli şeyler deniyor. Yani burada kesin veriler varken burada rastgele veriler var. Ama ikisinde de sonuçta ne yapıyor? Deneme yanılma yöntemi var. İkisinde de deneme yanılma gerçekleşiyor. Birinde bilerek, birinde bilmeyerek. Bu süreçten sonra ne oluyor? Simyanın kimyaya kattığı çeşitli şeyler gerçekleşiyor. Milattan önceki yıllarda başladı ya sürecimiz. Bu yıllardan başlayıp Rönesans reform hareketleriyle büyük bir yenilik geliyor ve simyanın kimyaya kattığı şeyler. Mesela neler? Yöntemler. Simyanın kimyaya kattığı yöntemler neler? Bunlara bakalım. Mesela benmari usulü. Hani şu çikolataları eritiyoruz ya, tencerenin içine sıcak su koyuyoruz, onun üzerine kap koyuyoruz da çikolataları falan eritiyoruz. Tabii ki bunu çikolata eritmek için değil, farklı kimyasal maddeleri eritmek için kullanıyoruz. Direkt eritme yöntemi olabilir. Kristallendirme yöntemi. Sonra kurutma. Kükürtüyle ağırtma. Sonra bir diğer durumumuz mesela damıtma. Kavurma. Bu kavurma
tabii ki bildiğimiz kavurma olan yemek değil tabii ki. Ne yapıyoruz? Çeşitli maddeleri karıştırıyoruz. Onların ısısıyla elde ettiği açığa çıkan yağları, özütleri elde ediyoruz. Bir diğer yöntem, o da aklıma gelmiş, onu da yazalım. Özütleme, ekstraksiyon. Eskiden beri maddelerin özütleri çıkarılıp çeşitli şifa yöntemlerinde kullanılmaya çalışılmış. Bunun gibi daha birçok yöntem kazandırılmış. Başka neler kazandırılmış? Laboratuvar aletleri. Laboratuvar aletleri neler? Mesela imbik. Damıtma için kullanılan imbik, simyadan kimyaya geçirilerek bulunmuş. Başka pota, potada yüksek sıcaklıklara dayanan fırın kapları, saklama kaplarımız var sonra. Çeşitli cam kaplar, bunlar simyadan kimyaya geçen laboratuvar aletleri. Bir diğer durumda simyanın kimyaya kattığı malzemeler. Malzemeler çok fazla. Mürekkep, cam, boya, sonra kozmetik. Kozmetik derken tabii ki bugünkü işte Garnier'miş, Nivea'ymış gibi böyle markalar değil. Yani o zamanlarda insanların süsüne püsüne düşkünmüş. Parfüm sıkmak için, şunu yapmak için, bitkilerin özütlerinde elde ettiği şeyleri İşte koku olsun, sürmek için olsun ya da tedavi amaçlı olsun kullanılan şeyler varmış. Kozmetik derken bunu kastediyor. Sonra boya, bira, şarap, farklı farklı simyanın kimyaya kattığı malzemeler gerçekleşmekte. Kimyanın alt dalları ve disiplinleri burada yazanlardan daha fazla tabii ki. Analitik kimya, biyokimya, nükleer kimya, tıbbi kimya, adli kimya, polimer kimyası ve daha bir sürü kimyanın dalı ve disiplini var. Biz burada müfredatın bize kazandırmak istediği kimyanın alt dalları ve disiplinlerinden bahsedeceğiz. Bunu da eşleştirme yöntemiyle yapacağız. Sizin de bunları oturup hepsini ezberlemenize gerek yok. Bunlarda bazı küçük tüyolar var, kelimesel tüyolar var. Gidip karşıdaki kimya dallarıyla eşleştirme yapacağız. Zaten test sorusu olarak çıkacağı için bu bizim için bir sıkıntı değil. Başlayalım. Canlı organizmada bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları, etkileşimleri inceleyen kimya dalı. Kimya dalı diyor zaten. Hangilerinde işliyormuş kimyasal reaksiyonları? Canlı organizmalarda işliyormuş. Bizim için canlı kimyası hangi kimya? Biyokimya. Biyo demek canlı demek zaten. Biyokimyayı alırız, yerine yazarız. Devam edelim. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri ve özellikleri. Adı üzerinde ne demiş? Anorganik demiş. Anorganik dediyse aşağıda ne var? Anorganik kimya var. Anorganik kimyayı aldık, yerine yazdık. Anorganik kimya. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Karbon hidrojen bağları içermeyen kimyasal reaksiyonlara bakılarak gibi çeşitli cümleler de kurabilir. Diğeri kimyasal sistemlerin oluşumlarını, enerji ve dinamiklerini ile ilgilenen kimya dalı. Sistem demiş, oluşum demiş, enerji demiş, dinamik demiş. Dinamik, enerji, oluşum. Bunların hepsi bize fiziği anlatır. O yüzden fiziko-kimya deriz. Fiziko-kimya nerede? Burada onu da götürdük. Şimdi sırada diğeri. Kimya ile eczacılığın kesiştiği noktada eczacılık varmış. Kesiştiği noktadaki etken maddeler ve ilaç geliştirmekle ilgili. İlaçla ilgili diyorsa ve eczacılık demiş zaten. Bunların ikisi de birbiriyle bağlantılı. Buradaki durum ne olur? Farmasötik kimya olur. Farmakoloji zaten ilaç bilimi demek. Farmasötik kimya da buradan gelir. Atomun oluşumunu inceleyen bilim dalı. Atomun oluşumunda neler var? Proton, nötron, elektron, çekirdek var. Burada hangisi buna daha uygun? Çekirdek kimyası. Çekirdek kimyasını ya da nükleer kimyayı yazabiliriz.
Zaten nükleer enerji nasıl oluyor? Atomun alt parçacıklarıyla uğraşmalarıyla meydana geliyor. Sıradaki çok sayıda bileşikten oluşan moleküllerin yapısını, reaksiyonunu inceleyen ya da çok sayıda birimden oluşan da diyebilir buraya. Önemli olan çok sayıda olması. Eğer çok sayıda oluşan birimden diyorsa burada ne olacak? Polimer kimyası olacak. Çünkü poli demek çok sayıda demek. Mer demek birim. Bu birimleri sürekli tekrardan yapılara polimer kimyası diyoruz. Getirdik. Polimer kimyasını da yerleştirdik. Sıradaki karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalı. Yani zaten kimyada tepkime sentez yolları var. Biz bunu biliyoruz. Peki buradaki esas kelime ne? Karbon temelli olması. Organik kimya karbon temelli bir kimyadır. İçinde karbon, hidrojen, oksijen ağırlıklı olan bir kimya dalıdır. O yüzden de deriz ki biz karbon temelli dediği için bu kimya dalımız organik kimyadır. Bir diğeri, bir maddenin inorganik veya organik olarak hangi maddelerle etkileştiğini, yapısını inceleyen, endüstrinin ihtiyaç duyduğu kimyasal ham maddelerin planlanması, üretilmesiyle ilgilenen kimya dalı. Burada buna kopya olacak ne var? İnorganik kimya olabilirdi. Organik kimya, anorganik kimyanın diğer adı inorganik kimya. Ama zaten hem inorganik demiş hem organik demiş. O yüzden o olmaz. Organik de olmaz. Organiği de eledik. Zaten soruda da ikisini birden verdiğine göre ikisini birden eleyebilirsiniz. Burada başka ne demiş? Maddelerin etkileşimi zaten kimyanın uğraştığı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu demiş. O zaman ne olacak? Endüstri dediğine göre endüstriyel kimya olacak. Endüstriyel kimya diyoruz. Nitel ve nicel analiz yapan kimya bilim dalı. Hem nitel hem nicel, yani hem gözlenen hem ölçülebilen analizleri yapan bilim dalı analitik kimyadır. Bunlarla ilgili bir kere soru çözseniz zaten bu oturur. Kelime kopyalarından da siz hepsini çıkarırsınız zaten. Sıradaki demiş ki suç ve suçluları bulmak için. Suç demiş, suçluları demiş. Bunların ikisi de varsa o zaman olayın özü nedir? Adli kimyadır. Hem var suç var, hem suçları bulmak için var. Aynı zamanda sporculardaki maçlarda doping kullanıp kullanmadıklarını anlamak için kullanılan kimyanın alt bilim dalı adli kimyadır diyoruz. Bunlar da kimyanın alt bilim dallarıdır.